Hepinize merhabalar arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün GTO borsasının mobiline nasıl üye olacağız, nasıl kullanacağız, bunlarla ilgili detaylı bir video çekeceğim. Arkadaşlar video biraz detaylı olacak çünkü anlamayan ve yeni katılan arkadaşlar bayağı çok. Bununla ilgili şimdiden bilgilendirme yapayım. Çünkü diğer Binance Mobil kullanma videomuzda bayağı bir hızlı anlatmışsın, fazla anlayamadık diyen arkadaşlar var. O yüzden bu videomuzu biraz daha detaylı yapacağım. GTO borsasının mobilini ilk önce Google Play'den veya iOS'tan indirebilirsiniz arkadaşlar. Uygulamamız bu. Ben yükledim, hemen aç'a tıklıyorum. Gördüğünüz gibi borsamız bu. Hiç kafanız karışmasın, karma karışık görünebilir. Hemen sizlerle üyeliğimize başlayalım. Sıfırdan üye olup alım satım nasıl yapılıyor? Bütün detayların hepsini göstereceğim arkadaşlar. Buraya geldiğiniz zaman, buraya derken sağ alt tarafta cüzdanlar kısmına tıkladığınız zaman gördüğünüz gibi arkadaşlar tıklıyorum. Burada oturum açma kısmı var. Alt tarafta register now, yani üyelik aç butonumuz var. Buraya tıklıyoruz. Burada dikkatinizi çekmem gereken yer arkadaşlar, en aşağı kısımda referans kodu var. Bu kodu girerseniz İndirimli bir şekilde üye olmuş olursunuz. Yok ben bunu girmeyeceğim derseniz arkadaşlar sizin zararınız olur. Hesap açtıktan sonra hesabı kapatıp referansla üye olayım. Yok maalesef Binance'da bunun pişmanlığını yaşayan bayağı bir arkadaş olduğu için bunu şimdiden belirteyim. Hemen buraya referans kodunu yazıyoruz arkadaşlar. 349-95-16. Üst kısma e-posta, bu kısma şifrenizi yazıyorsunuz. Alt kısma ise arkadaşlar, burada çok önemli, fon şifresi kısmını giriyorsunuz. Bu şifreleri muhakkak güvenli e-posta ve şifrelerden oluşturun ve unutmayın arkadaşlar. Bunu baştan belirteyim. Evet arkadaşlar, üyeliğimiz tamamlandı. Üye olurken e-posta onayı istiyor. Onaylandıktan sonra tekrar giriş ekranı geliyor. Giriş ekranında e-postanız, şifrenizi giriyorsunuz. Ondan sonra tekrar bir onay kodu geliyor. Onay kodunuzu yazdıktan sonra giriş yapıyorsunuz. Burada yine kimlik doğrulama istiyor arkadaşlar. Bunları da aynı şekilde yönergeleri takip edip yapabilirsiniz. Kimlik onayı önemli. Kimlik onayı yapmadığınız hiçbir borsaya para aktarımı veya çekimi yapmayın. Çünkü olay ki buraya para aktarırsınız, kimlik onayınızda sıkıntı çıkar, paranızı çekemezsiniz. Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Bütün borsalar için geçerli. Alım satım kısmına aşağı kısımdan geçiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi üst tarafta BTC'ye tıklıyoruz. Burada paritelerimiz var. Buradan arayıp, örnek veriyorum, Safemon, gördüğünüz gibi sıkça sorulan coinlerden. Arkadaşlar bu tür coinlere Akita'dır, Safemon'dur. Ya bunlar biraz daha, yani tamam boş projeler değil, DeFi altyapısı falan var ama bunlara büyük rakamlar yatırmayın. 10 dolar 15 dolar hani kalsın bir yerde veya adet bakımından dağılacaksanız 100-200 adet alabilirsiniz. Artık orası size kalmış. Arkadaşlar gördüğünüz gibi alım satım yerimiz burası. Alt taraftan %100'e tıkladığınız zaman paranızın bütün hepsiyle sağ taraftaki fiyatlara da tıkladığınız zaman o fiyatlardan alım yaparsınız. Kırmızılar satış yapan, yeşillerde alım yapan fiyatlardır. Bu şekilde tıkladığınız zaman %100'e tıklarsanız veya şuradan 10 dolar yaparsanız o şekilde alım yaparsınız. Şu anda hesapta para olmadığı için yetersiz diyor. Ala tıkladığınız zaman onaylıyorsunuz, alıyorsunuz arkadaşlar. Aldığımız coinleri de sağ alt taraftan cüzdanlar kısmından, buradan spot hesabı kısmından şöyle tıkladığınız zaman aşağıya doğru çekerseniz görünecektir. Şu anda bu hesapta herhangi bir şey olmadığı için görünmez. Eğer ufak tefek miktarlarda kalırsa şuradaki küçük miktardaki bakiyeleri GT'ye çevire tıklayıp oradan seçip küsuratları da GT'ye, yani GTO borsasının tokenına çevirebilirsiniz. Ayrıyeten aldığımız coinleri de şu kısımdan yine Safemoon'dan özet geçelim. Sat kısmına geldiğiniz zaman yine buradan fiyat girip bu şekilde %100, %50 veya token sayısını da şuraya girerek 5 tane satmak istiyorum dersiniz veya 10 tane dersiniz. Aşağı kısmından sata tıkladığınız zaman tamama tıklarsınız ve emriniz alınır arkadaşlar. Satma kısmı da bu şekilde oluyor. Alım satım işlemlerimiz de bu şekilde. Peki
Para aktarma işlemimiz nasıl olacak? Arkadaşlar sağ alt taraftan cüzdan kısmına yine geliyoruz. Gördüğünüz gibi burada hesaplarımız var. Para yatırma, para çekme. Biz para yatırmayı seçeceğiz. USDT atacağınızı düşünerek USDT yazıyorum. Gördüğünüz gibi burada TRC20 veya diğer ağları da seçebilirsiniz. Arkadaşlar bu ağlara dikkat edin. Para gönderirken TRC20'yi seçtiyseniz, TRC20 başka ağlar seçtiyseniz o ağı işaretlemeyi unutmayın. Eğer ağı doğru seçmezseniz paranız kaybolur. 10.000 dolar, 100.000 dolar ne gönderirseniz gönderin paranız havada kalır. Buhar olur yani. Buna dikkat edin. Ayrıca GTO borsası, yani böyle coinlerin, değerli coinlerin ilk başta listelendiği borsalardan bir tanesi. Gördüğünüz gibi yani çoğu coin burada var. Gördüğünüz gibi Akita da burada var. Yine Akita'ya da bakabilirsiniz. Alım satımını da buradan yapabilirsiniz. Arkadaşlar orta kısımdaki vadeli işlemlerde zaten bildiğiniz üzere kaldıraçlı işlemler. Arkadaşlar bunları eğitim almadan kesinlikle kaldıraçlı işlemlere girmeyin. Ben çöpe atacak param olmadığı için hiçbir zaman bulaşmam arkadaşlar. Bu yüzden kaldıraçlı işlemleri fazla önermiyorum. Ama eğitimleri gelecektir arkadaşlar. Sizlere göstermek, sizlerin zararlarını en aza indirmek için. Gördüğünüz üzere fazla zor değil. O kadar aşırı karmaşık görünebilir ama zamanla alışacaksınız arkadaşlar. Bu kısımda da yine haberler, alt kısımda haberler kısmını da görebilirsiniz. Buradaki haber kısımlar arkadaşlar insanların yazdığı şeyler, gördüğünüz gibi sohbet odaları var. Buralardan duyurular, son haberler diye burayı da kullanabilirsiniz. GTO borsasının basit bir şekilde nasıl üye olacaksınız, nasıl alım satım yapacaksınız ve GTO borsasına nasıl para aktaracağınızı gösterdim arkadaşlar. Şurada yarım kalan bir şey olursa para yatırma kısmında gösterdiğim, eğer arkadaşlar oradaki kodu kopyalayıp diğer borsalardan o kodu USDT paritesiyle yapıştırırsanız bu borsaya para göndermiş olursunuz. Para yatırma çekme ile ilgili de detaylı videolarımız var. Eğer bilmiyorsanız oradan da izleyebilirsiniz. Videoyu fazla uzatıp sizleri sıkmak istemiyorum. Söylediğim gibi bu ilk çıkan coinlere de, chip'te mesela yine defi olayları vardı ama çok manipüle edilen bir coin'dir arkadaşlar. Tamam para kazanabilirsiniz ama riskli, yani para da kaybedebilirsiniz. O yüzden bu coinlere dikkat edin. Yani borsa güzel ama kullanırken aşırı dikkat edin. Çok az miktarlarla yatırım yapın. Bu söylediklerimin hiçbirisi de yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. O yüzden aşırı yüklü paralar yatırmayın. Üzüleceğiniz paralar yatırmayın. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayalım. Bol bol kazançlı günler diliyorum arkadaşlar.